Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 10.1 inç Android multimedya tanıtacağım. Videoya geçmeden önce kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim. Android 10.1 sürümü çıktı arkadaşlar, double tape'lerde. Ürünümüz 25 cm genişlik, 14 cm yükseklik, 5.5 cm de derinliği var arkadaşlar. Şöyle göstereyim açılana kadar. Arka kısmı da bu. Ürünümüz açılana kadar aksesuarlarını göstereyim arkadaşlar. Kutu içinde gelen bir adet amfi kablosu var. 2 adet USB çıkış kablosu var. Bir adet de GPS anteni var arkadaşlar. Bir adet geri görüş kamera çıkışı var. Bir adet elektrik ve hoparlör bağlantı soketi var arkadaşlar. Ürünümüz şu anda açıldı. Ana menü bu arkadaşlar. Ana menü bu ama bunu ilk önce göstereceğim. Burada yaklaşık kaçtı? 22 adet ana menü seçebiliyoruz arkadaşlar. Buradan herhangi birini, istediğimiz herhangi birini seçebiliyoruz. Hepsi de güzel. Android 11'lerde bu seçenekleri koydular arkadaşlar. Şöyle de koyabiliyoruz. İstediğimiz herhangi birini seçebiliyoruz. Arka duvar kağıdını da değiştirebiliyoruz. Ürünümüzde 1 GB RAM, 16 GB hafızası var. Buradan ayarlar. Şöyle teknik bilgilerini göstereceğim. 1 GB RAM'i, 16 GB RAM var. Bluetooth 4.1 sürümü. Android neredeydi o? Android 11 sürümü arkadaşlar. Dokunmatik gayet başarılı, güzel. Hassas. Ana menümüzde saat, MP3, video, radyo, navigasyon uygulamalar var arkadaşlar. Burada müzik. Müziklerimizi çalabiliyoruz. Equalizer çıkışı var. Ses ayarını yapabiliyoruz. Ses yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Equalizer'dan bir de hoparlörleri ayırabiliyoruz. Arka, ön istediğimiz gibi ayırabiliyoruz. Ürünümüz bu. Play Store'a var. Haritalar var. Play Store'dan istediğimiz uygulamayı indirebiliyoruz. YouTube'a var. Şarkı evreninden müzik indirebiliyoruz. Pone Link var. Bu da Pone Link'te kablolu ve kablosuz görüntü aktarma. Android ve iPhone için görüntü aktarma var arkadaşlar. Ekran görüntüsünü, telefonun görüntüsünü multimedyaya aktarabiliyoruz. Başka geri görüş kamerası bağlanabiliyor. Bluetooth'u var. Bluetooth'tan müzik çalabiliyoruz. Şöyle göstereyim onu da. Şu anda bağlı olmadığı için. Radyosu var. İşte dosyalarım, araç bilgisi, ayarlar, equalizer, Bluetooth müzik. İnternete girebiliyoruz. Wi-Fi'den bağlanıp şunu indiriyoruz. Buradan Wi-Fi'yi açıp Wi-Fi'den internete girebiliyoruz. Güzel bir cihaz. Dokunmatiği gayet hassas. Menü geçişleri hızlı. Ürünümüz bu. Müzik, video indirebiliyoruz. Şarkı evreninden ben daha önce indirmiştim. Videolarımız burada. Bir tane yok. Video indirmemişim.
1024x600 ekran kalitesi var arkadaşlar. Gayet güzel bir ekranı var. Şu anda jelatin var üzerinde. Biraz şey görünüyor ama şöyle jelatini kaldırdığım zaman gayet temiz bir ekranı var arkadaşlar. Şimdi jelatini kaldırmayacağım. Güzel bir cihaz, tavsiye ederim. Ürünün markası Imars. Kutu içinde bir adet de bağlantı soketi var. Bağlantı bracketi var arkadaşlar. Kutumuz bu. Yani markasız bir kutu ile geliyor. Ama markası Imars. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.